Çok kıymetli basın mensupları, bugün dost ülke Ruanda'nın Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı kardeşim Richard Sezibara'yı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ben daha önce Kigali'ye bir resmi ziyarette bulunmuştum ve Sayın Bakan'ın bu Türkiye'ye ilk resmi ziyareti. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Bugün kendisiyle baş başa heyetler arası yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi değerlendirdik ve bundan sonra karşılıklı yapılacak ziyaretleri de birlikte organize etme konusunda hemfikir kaldık. Önümüzdeki süreçte yine Ruanda'dan, Ruanda Parlamentosu'ndan dostluk grubunu ülkemizde görmek istiyoruz. Sayın Bakan'ın sevgili dostum Richard'ın Ankara'da yoğun bir programı var. Bugün öğleden sonra yine meclis başkanımıza gidecekler. Mecliste toplantıları, görüşmeleri var. Yarın iş dünyasıyla yine think tank'ta görüşmeleri var. Yarın sabah Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ve Marif Vakfımızla bir görüşme ayarlıyoruz. Yoğun geçecek 2 günlük toplantılarda kendisine başarılar diliyorum. Gerçekten Ruanda, Tutsilere yönelik soykırımdan bu yana geçen 25 yılda ekonomik ve sosyal bakımdan büyük bir ilerleme kaydetti. Ve 25 yılda Ruanda, Afrika kıtasında adeta bir istikrar abidesi haline geldi. Şu anda Ruanda'nın bölgesindeki istikrarı güçlendirmek için sarf ettiği çabaları da takdirle karşılıyoruz. Ve bugün birlikte neler yapabiliriz bu konuda onu değerlendirdik. Ve yine sosyal barışın sağlanması konusunda attığı adımları da takdirle karşıladığımızı bir kere daha buradan vurgulamak isterim. Tutsilere yönelik soykırım konusunda Ruanda'nın hassasiyetlerini paylaşıyoruz. Ruanda halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Ruanda geçen yılki başarılı Afrika Birliği dönem başkanlığının ardından bu yılda Doğu Afrika topluluğu dönem başkanlığını üstlendi. Ve bu dönem başkanlığı için kendilerine başarılar diliyoruz. Gerek Afrika Birliği, gerekse Afrika'daki bölgesel örgütlerle ilişkilerini sürekli geliştiren bir ülke olarak, Türkiye olarak Ruanda'nın bu dönem başkanlığına da elimizden gelen desteği vereceğiz. Ve Afrika Birliği dönem başkanlığında Ruanda gerçekten çok aktif bir başkanlık yürüttü ve somut adımlar attı. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ve kıtanın ticari ve ekonomik altyapısını kökten değiştirmesini beklediğimiz Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması. Yani Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması'na benzer bir anlaşmadır. Eminim bu anlaşma Afrika içinde ticaretin artmasını ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına vesile olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan ikili ilişkilerimizi bugün eline boyuna değerlendirdiğimizi söylemiştir. Ruanda'nın özellikle FETÖ konusunda hemen oradaki FETÖ bağlantılı okulu kapatması bizleri ve Türk milletini çok mutlu etmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu FETÖ terör örgütü öyle bir illettir ki, yani kapıdan kovsan bacadan girer. Okullar kapandıktan sonra bile değişik yöntemlerle Ruanda'da faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de bugün bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaştık. Bundan sonra da yakın işbirliği içinde olacağız. Ruanda'da Türkiye'nin, Türk firmalarının yatırım miktarı artıyor. 400 milyon doları geçmiştir ve yaklaşık %14-15'i toplam yatırımların Türkiye'dendir. Bundan sonraki Türk firmalarının Ruanda'da yatırım yapması için biz teşvik etmeye devam edeceğiz. Ama henüz daha Karma Ekonomik Komisyonumuz kurulmadı. Anlaşmalar imzalandı. Bu ortak komisyon kurulduktan sonra etkin bir şekilde bundan faydalanmalıyız. İş konseyi mekanizmasından faydalanmalıyız. Önümüzdeki süreçte yarın kendileri burada Ankara Ticaret Odası'nda da iş adamlarıyla bir araya gelecek ama iş forumları düzenleyerek hem ticaretimizi arttırmalıyız hem de yatırımları arttırmalıyız. Çünkü şartlar uygun, potansiyelimiz var. Türk Hava Yolları haftada 7 gün Kigali'ye uçuyor. Ruanda'yı
sadece Türkiye ile bağlarını güçlendirmiyor ama Ruanda'yı adeta tüm dünyaya bağlıyor Türk Hava Yolları. Dolayısıyla bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Eğitim konusunda Maarif Vakfı ile birlikte Ruanda'da okullar açmak istiyoruz. Ve bu konuyu da birlikte görüştük. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Diğer taraftan Türkiye bursları konusunda da sayı giderek artıyor. Yani Türkiye'nin burs verdiği Ruandalı öğrenci sayısı her sene artıyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıl, yani bir sezon bitti artık, akademik yıl bitti. 45 öğrenci Türkiye burslarından yararlandı ve toplam 180'den fazla öğrenci bu burslardan yararlanmış oldu. Bu sayıyı da arttırabiliriz. Tarım, altyapı, enerji, sağlık, yine ilaç sanayi olmak üzere birçok konuda işbirliği yapabileceğimizi bugün değerlendirdik. Ve Sayın Bakan'ın Ruanda'da bir Türk Parkı'nın ya da ticaret merkezinin açılması için bir önerisi buldu. O oldu. Bu öneriyi de inşallah değerlendireceğiz firmalarımızla beraber. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Ruanda bölgesinde adeta bir hub özelliği taşıyor. Ve burada üretilen ürünler tüm bölge ülkelerine de inşallah ulaşır. Gördüğünüz gibi iki tane mutabakat zaptını imzaladık. Vizelerin kaldırılmasıyla ilgili. Diğer taraftan da yine diplomasi eğitimine bilgi ve belgelerin değişimine ilişkin işbirliği mutabakat zaptını imzaladık. Bu toplantımızın hemen arkasından, basın toplantısının hemen arkasından Bakan Richard, Turizm Bakanımızla bir araya gelerek turizm alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayı da birlikte imzalayacaklar. Turizm yine işbirliği yapabileceğimiz başka bir alan. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanları düzeyinde de karşılıklı ziyaretleri de inşallah gerçekleştireceğiz. Bizim ilişkilerimize çok önem verdiğimiz bir ülkedir Ruanda ve bu ziyaretin de önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Bu duygularla sevgili dostum Richard'a hoş geldin diyerek sözü kendisine bırakmak istiyorum. Well, thank you my brother Mevlüt. I arrived in Ankara on Sunday for a two-day working visit, and I've had very good, fruitful discussions with my brother on our own bilateral cooperation on regional and international issues of our mutual concern. I began my visit here with a brief on to the African ambassadors accredited to Turkey to discuss our current developments, including the African continental free trade area and the institutional reforms on the African continent led by His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. The aim of this brief was to really discuss how Turkey can be a strong partner to Rwanda and to the African continent on these important developments on our continent. I want to thank you again for our bilateral dialogue this morning and for the excellent lunch. We have reviewed in detail the extensive cooperation between our two countries, which cooperation did not start a long time ago. It is relatively recent, but has increased very rapidly over the last few years. About 3 years ago, the minister paid a working visit to Rwanda. We signed many agreements at that time. Today, I reciprocate that visit and we have signed an additional series of agreements which shows that, which include visa exemptions to include service passports, and the ultimate goal being that we eventually exempt all passport holders from visa requirements in future. This is so that our cooperation can move faster, that our business people can move more easily,
and that we continue to engage with each other to make sure that the movement of people between our two countries, in order to strengthen trade and investment, including tourism, is improved. Turkish Airlines is a vibrant airline that is traveling also to Rwanda and the regional neighboring countries. Our own airline, Rwandair, is also growing its fleet, and I look forward to a time when this free movement of people will be much, much easier than it is today. I look forward to signing this Memorandum of Understanding on Tourism. Rwanda offers niche products in a safe, secure, ordered environment. And I want to urge Turkish tourists to consider Rwanda as a destination for leisure, for conferences, for meetings. You will find us welcoming. I do know that Turkey is a very beautiful country, and I also look forward to encouraging Rwandans to visit this country more. So we are happy with this. Later today, I will meet the members of the Rwanda-Turkey Parliamentary Friendship Group, which was formed in 2017. A parliamentary mission from Turkey visited Rwanda in November 2017. Rwandan parliamentarians are planning to visit Turkey in the near future. So our cooperation is not only government to government, it is parliament to parliament, it's business to business, it's people to people. And that's what we believe cooperation should be. I will have a chance to talk to the Turkish private sector, because economic cooperation is the backbone of our relation with Turkey. Rwanda is emerging as one of the biggest important FDI destinations for Turkey, with a total investment of over $387 million. And Turkish investments have created over 1,177 jobs in Rwanda. So this is an area where which we want to grow. In different sectors, including manufacturing, in mining, construction, in services, and so on. One of our biggest and highest value investments is in energy, and I'm glad that a Turkish company is setting up a 100 megawatt fired peak power plant southern province of our country, with an investment of over $358 million. So we are seeing good opportunities for Rwanda and for Turkey in Rwanda, and we are here to continue to strengthen this. Finally, I look forward to good discussions with your Institute of Strategic Thinking, and to share some of Rwanda's transformational journey. This July, Rwanda will be celebrating the 25th anniversary of our Liberation Day, which will be an important moment to reflect on our achievements, but most importantly, to look forward to where we need to be in the next 25, next 50 years. And so there are some lessons we've learned, but we are also looking for lessons that we can learn from our partners, including Turkey, and I look forward to this conversation. Finally, Your Excellency, I look forward to seeing you again in Rwanda. 3 years is too long. I hope you can come back soon. As you know, His Excellency Paul Kagame has extended an invitation of friendship and his colleague and brother, and I do hope that the appropriate time will be happy to host His Excellency President Erdogan to Kigali.
Thank you very much for your hospitality. And thank you. Size olacak sorum. S-400 sonrasında olası katsayı yaptırımları konuşuluyor. Siz milletimizle beraber göğüslemeye hazırız demiştiniz. Bir yandan Amerikan tarafında bazı iddialar var. 3 yaptırım paketi üzerinde hazırlanıldığı gibi. Amerikan tarafı Türk tarafına bu konuda bir bilgi vermiş midir? Türkiye bu yaptırımlara karşılık evet, için şayet olursa evet, ne gibi bir hazırlık içindedir? Öte yandan G20 zirvesi yaklaşıyor. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecek. Çok teşekkür ediyorum. Evet, söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Trump Osaka'da G20 marjında görüşme konusunda teyitleşmişler. Evet, bu görüşmede inşallah birçok konu ele alınacak. Sadece S-400 meselesi değil. Bildiğiniz gibi Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı ve ortak komisyonumuz ve bu çekilme kararı ile ilgili güvenlik bölgenin oluşturulması, İdlib vesaire birçok konular var. İkili ilişkilerle ilgili konular var. Bunları değerlendireceğiz. Diğer taraftan Amerika şu ana kadar F-35 eğitim programı ile ilgili bazı adımlar attığını söyledim. Fakat diğer ortaklar da bu Amerika'nın attığı adımları desteklemiyor. Bunu görüyoruz. Çünkü anlaşmaya aykırı. Yani burada tüm kararlar konsensusla alınması gerekiyor. Türkiye F-35 programının bir ortağıdır. Ve çok ciddi katkı sağlamıştır. Ve bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla da maddi katkı sağlamıştır. Para ödemiştir. Dolayısıyla Amerika'nın attığı bu tür adımlar bir kere o ortaklık anlaşmasına uygun adımlar değildir. Hukuka uygun değildir. Ve diğer ortaklar da bundan rahatsızdır. Bu bir. İkincisi, Amerika Katsay ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Bazen kongreden bazı açıklamalar geliyor. Bazen Dışişleri Bakanlığı'ndan değişik düzeylerde geliyor. Bazen askerlerden geliyor. Ve Amerika Milli Savunma Bakan Vekili'nin ya da Amerika Savunma Bakan Vekili'nin bizim Milli Savunma Bakanımıza yönelik mektubuna da zaten cevabı Savunma Bakanımız gönderdi. Bizler de o mektuba katkı sağladık. Ve Amerika'dan gelen o mektubun kabul edilebilir bir mektup olmadığını, özellikle de uslubunun ve tonunun da Türkiye tarafından kesinlikle reddedildiğini vurgulayan bir mektubu, cevabı mektubu gönderdik. Amerika'nın S-400 ile ilgili bu tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Esasen iddialarıyla ilgili ortak bir komisyon kurma önerimiz oldu. NATO'nun da içinde olması gerektiğini söyledik. Ve buna benzer yapıcı ve iddialarını da cevap verebilecek önerilerimize bugüne kadar Amerika olumlu cevap vermedi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Amerika veya herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman almayacağı bir ülke değil. O yüzden hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi Amerika'dan açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık. Ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bununla ilgili de gerekli zaten çalışmalar devam ediyor. Ve bizim bu süreçten S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ve yarın Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğu zaman NATO veya herhangi bir müttefikten Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz. Çünkü NATO'nun kapasitesi şu anda ancak Türkiye'nin hava sahasının %30'unu koruyor. Açık açık konuşalım da bu gerçekleri herkes bilsin. Bazen efendim işte NATO'nun zafiyetini göstermeyelim falan diyorlar. Müttefiklerimize baktığımız zaman sınırımızdaki patriotları çeken ülkeler kim? Amerika, Almanya ve Hollanda. İspanya'ya ve İtalya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir patriot ve bir de Santi'nin, İtalyanlarınki Santi, Türkiye'deki süresini uzattılar. Şimdi bunlar da olmasa biz havamızı, Türkiye'nin hava sahasını nasıl savunacağız? Neyle savunacağız? Yarın patriot alma garantisi yok. O yüzden biz kendi güvenliğimiz için, bir de bu savunma sistemi.
Yani saldırı füzesi değil ki. Kendi ihtiyacımızı karşılamak durumundayız. Keşke Amerika'dan alabilseydik, keşke müttefiklerinden alabilseydik. Ama öyle veya böyle ilkesel olarak da bir ülkenin başka bir ülkeye al ya da alma, talimat verme hakkı yoktur. Hele hele Türkiye'ye kesinlikle veremez. Biz bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu konularda zaten işte Trump'la Cumhurbaşkanımız konuşacak. Trump'la zaten konuşulduğu zaman Trump gayet durumu iyi anlıyor. Ama Amerika'da her konuda olduğu gibi bu konuda da farklı sesler geliyor, görüyoruz. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pozisyonumuz, tutumumuz gayet nettir. Zaten Cumhurbaşkanımız da sık sık bu konuda gerekli açıklamaları yapıyorlar. Sorry, it was wrong. Long. Ergün Gülgün, TRT Haber. Sorum Konut Bakanı'na iki sorum olacak hatta. Sayın Bakan, 1994'teki soykırım trajedisinin ardından Ruanda Cumhurbaşkanı, ülkenin Cumhurbaşkanı liderliğinde önemli gelişmeler kaydetti. Önce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bunu merak ediyorum. Ardından Ruanda geçtiğimiz yıl Afrika Birliği dönem başkanlığını yürütmüştü. Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması bu dönemde imzalandı ve yürürlüğe girdi. Söz konusu anlaşma ve Ruanda'nın Afrika'nın geleceğine ilişkin vizyonu hakkında görüşleriniz neler? Teşekkür ederiz. Well, on, it's true, 25 years ago, Rwanda underwent one of the worst tragedies of modern history, the genocide against the Tutsi. It's hard to underestimate what happened then. Over 1 million people dead in a period of 100 days. We had millions of Rwandese, about 3 million, as refugees in our neighboring countries. We had an extra 2 million or so internally displaced. Then we had about 700,000 returnees Rwandans who had fled the country in the 50s, but who were coming back and had nowhere to go. This was a country which was completely destroyed. No treasury, no bureaucracy, no public service. Very difficult. 25 years later on, we are happy with where we are. We still have challenges, but Rwanda has consistently been growing at about 8% per year over the last decade on average. Rwandese have managed to pull themselves out of poverty by the millions. Rwanda is currently one of the six, one among the six fastest growing economies in the world, second in doing business on our continent, the ease of doing business, 29th globally. Our women have taken an important role in the development of that economy, and in fact our parliament currently has about over 61% of the members of parliament are women. We have our country has continued to attract investments. We are open to Africa and open to the world, and therefore I think we're on a good trajectory. The challenges are still enormous, which is why we look for partnerships. But Rwandans are very happy with where they are. As far as the African Union is concerned and the Continental Free Trade Area, the Free Trade Area will unlock the potential that Africa has in a big way, and Rwanda is in the middle of that unlocking. This agreement will bring closer 1.2 billion people on the African continent and growing. That's a sizable market for anybody to want to look at, with a GDP of over $3 trillion. So this is an exciting time for us as Africans. We in Rwanda are happy that we are among the first countries to ratify this agreement. There is going to be an African Union summit a few weeks from now in Niger, Niamey, which will launch this agreement.
and they therefore encourage Turkish business people to also take a look at this exciting market that is in developing in Africa. If you need assistance, if they do need assistance, we are ready as Rwanda to work with you to provide opportunities that are win-win, that enrich companies, enrich Africans, and strengthen the security and safety of this very vibrant continent of ours. Oğuzcan Oğuz haber veriyor. Sayın Bakan, 31 Mart seçimlerinden itibaren uzun bir süreç geçirildi. Seçimler yenilendi derken Türkiye yoğun bir gündem yaşadı. Ve seçimler sonuçlandı. Hem seçim sürecini hem de seçim sonuçlarını nasıl yorumlarsınız? Çok teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimleri gerçekten demokrasimiz bakımından önemli bir seçimdi, yerel seçimler. Baktığımız zaman mecliste sandalyesi olmayan birçok küçük parti değişik bölgelerde seçimleri kazandı. Tunceli'de Komünist Parti'nin adayı kazandı. Daha önce hiç kazanamadığı yerlerde bazı partiler ya da adaylar seçimleri kazandı. Bağımsızlar kazandı. Bu halkımızın tercihidir. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul 3 ilçe ve yanılmıyorsam bir beldede de seçimlerin yenilenmesi kararını verdi ve gerekçelerini de kamuoyuyla paylaştılar. İlçelerdeki seçimler daha önce gerçekleşmişti. Dün İstanbul'da yenilenen seçimler gerçekleşti. Bu seçim sürecinde yani 31 Mart'ta 23 Haziran arasında da gerçekten demokratik çoğulculuk bakımından güzel bir seçim kampanyasının yürütüldüğünü söyleyebilirim. Ara ara retoriğin yükseldiği dönemler oluyor. Daha önceki seçimlerde de oldu. Ama neticede herkes eşit bir şekilde kampanya yapma fırsatı buldu. Dört tane aday vardı bu bakımdan önemli ama seçim iki aday arasında gerçekleşti. Dün sonuçlarda da bunu görüyoruz. Ve dün seçimde gayet güzel bir ortamda demokratik, şeffaf bir şekilde gerçekleşti ve 31 Mart'taki gerekçeler de ortaya çıkmadı. Ve seçimleri, dünkü belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandı. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Dün seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, daha ilk dakikalarda adayımız Binali Yıldırım'ın da bir açıklama yaparak seçim sonuçlarını kabul etmesi ve de rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmesi gerçekten büyük bir demokratik olgunluktu. Kendisini de kutluyoruz. Binali abiyi gerçekten biz çok seviyoruz. İnsan olarak da çok seviyoruz. Seçimler kazanılır, kaybedilir. Demokrasidir bu. Ama onun Türkiye'ye yaptığı hizmetler ortadadır. Ve bizim de kalbimizde her zaman yeri vardır. Hem kalbimizde hem de davamızın içinde önemli bir yeri vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hemen yine seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamalar ve Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmesi gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da güzel bir jest oldu. Yani olması gerektiği gibi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, yani bundan sonra Türkiye'nin içeride ve dışarıda odaklanacağı konular, yine diğer siyasetçilerin de seçim bitti artık bundan sonra Türkiye kendi gündemine odaklanmalıdır gibi yaptığı açıklamalar ülkemizin geleceği bakımından anlamlıdır. Özellikle Dışişleri Bakanı olarak bunu ben çok önemsiyorum. Ve onun önümüzde yoğun bir gündem var. İşte G20'ye gidiyoruz. Orada ikili görüşmelerimiz olacak. Arkasından Tokyo'ya geçerek Osaka'dan ikili ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Yine Pekin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. İçeride ve dışarıda önemli konularımız var. Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Türkiye demokratik bir ülkedir. Yani son sözü her zaman milletimiz söyler. Milletimizin verdiği karara her zaman saygımız olmuştur. Her zaman milletimizin üstünde başka bir iradeyi tanımadığımızı da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız vurgular. Ve bu seçimde bu çerçevede gerçekleştirdi. Ama yurt dışından yapılan yorumlarla ilgili de birkaç düşüncemi paylaşmak isterim.
Şimdi bu seçimin sonucuyla ilgili mutlu olduğunuz olmanızı ya da üzüntü duyduğunuzu söyleyebilirsiniz. Bu gayet doğaldır. Yani biz başka ülkelerdeki seçimlerde taraf tutmuyoruz ama biliyoruz ki bugünkü Türkiye'den haz etmeyenler de var. Bağımsız bir Türkiye olma yolundaki çabalarımızdan hoşlanmayanlar da var. Ama seçim sonuçlarının yorumlanması ile ilgili ya da seçimle ilgili yorumlar yaparken ikiyüzlülük ve çifte standarttan uzak durmaları gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini daha ilk turda kazandığı zaman seçim demokratik değil. Ama muhalefetin adayı kazandığı zaman Türkiye'de demokrasi var. Biz buna itiraz ediyoruz. Türkiye'de demokrasi var. Hiç kimse Türkiye'de gücü zorla elde edemez. Ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Türk milletinin hangi partiden olursa olsun, görüşten olursa olsun demokrasiye, ülkesine nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Ve AK Parti kazandığı zaman, Cumhur İttifakı kazandığı zaman Türkiye'de demokrasi olmayacak, otoriterlik olacak onların tabiriyle. Ama bir başkası kazandığı zaman ne güzel demokrasi var denecek. İşte bu çifte standarda biz itiraz ediyoruz. Yoksa seçim sonuçlarını mutlulukla karşılarlar veya üzülürler. O konuda bir şey diyeceğimiz bir şey yoktur. Sonuçta Türkiye demokratik bir ülkedir ve Türk milleti demokrasiden taviz vermez. Hiçbir zaman da vermemiştir. Ve kendi hakkını da kimsenin gasp etmesine de izin vermez. Bu bakımlardan dünkü seçim de demokrasimiz bakımından önemli bir seçimdi. Ve inşallah seçimlerin önce İstanbul'a sonra ülkemize, milletimize hayırlar getirir diyoruz. İstanbul büyük bir şehir, bir cihan şehridir. Ve İstanbul gerçekten geri gitmeyi kaldıramaz. Yani Antalya 2009-2014'te 5 sene değil 15 sene geri gitti. Ama biz 14 ve 2019 arası bunu telafi ettik. İstanbul'un bazı ilçeler gibi İstanbul'da geri gitme lüksü yoktur genel anlamda. Ve zaten Binali Bey de Cumhurbaşkanımız da yapılacak hizmetlerde, güzel hizmetlerde destekçi olacağız demişlerdir. İnşallah İstanbul'umuz için, milletimiz için hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum.